Bibliomani, kitap biriktirme hastalığı. Bibliomanlık da bu hastalığı tutan kişilere verilen addır. Bibliomanlar binlerce, belki de on binlerce kitap biriktirirler. Deli gibi kitap satın alırlar. Kütüphanelerindeki her şey onlar için çok değerlidir. Asla hiç kimseye kitapları vermezler. Kitapları tamamen biriktirirler. Hatta onlar için özel cilt, imzalı kitap gibi gibi şeyler de çok da önemlidir. Çok daha önemlidir. Kitaplarını hediye etmezler, ödünç vermezler, kitaplarını başkalarıyla paylaşmazlar. Bu bir hastalıktır ve ne yazık ki ciddi bir hastalıktır. Bibliyofiller ise kitap severlerdir. Bizler hepimiz bir anlamda bibliyofiliz, kitapları sevdiğimiz için. Fakat bibliyofiller kütüphanelerini paylaşırlar. Kitaplarını başkalarına ödünç verirler, hediye ederler. Fakat bibliyomanlar bu noktada değillerdir. Peki bizler bibliyoman olmaktan nasıl korunuruz? Çünkü hepimiz, bunu biliyorum ki, indirimleri takip ediyoruz, sahaflara gidip kitaplar alıyoruz, kitap evlerine gidip kitaplar alıyoruz, çeşitli internetten yeni çıkan kitapları görüyoruz. Hepimizde bir alma ihtiyacı var. Bu bir güdü şeklinde. Çünkü biz kitapları okumayı çok seviyoruz. Fakat bir süre sonra o kadar çok kitap almaya başlıyoruz ki kütüphanemizdeki okunan kitapların üzerine okunacak kitaplar daha da artmış oluyor. Bir kütüphaneyi ikiye böldüğümüzde okunmamış kitaplar neredeyse okunmuş kitapların 2-3 katına çıkabiliyor. Bunun temel nedeni hepsini alıp bir nebze biriktirme isteğimizden kaynaklı. Peki bunu yapmamız gerekli mi? Cevap hayır. Çünkü her kitap bizim için değerli olamaz. Her kitabı birden çok kez okuyamayız. Bu nedenle tek kez okuyacağımız kitapları lütfen başkalarına hediye edelim. Ödünç vermekten kastetmiyorum. Tamamen hediye edelim. Evet, o kitaplara belki çok paralar verdiniz. Birçok para harcadınız. İnsanın para harcadığı bir şeyi hediye etmesi zor gelebilir. Ama bibliyoman olmak istemiyorsanız kitaplarınızı hediye edin. İnsanlara verin. Bir karşılığı olmadan insanlara verin. Kitaplar paylaştıkça güzel olan bir şey. Sizin okuduğunuz kitapları bir başkası okuduğu zaman ve sizin paylaşımda bulunduğu zaman bu emin olun size çok büyük zevk verecektir. Ben bundan tam yaklaşık bir 5 sene önce yaklaşık 250-300 kitaplık bir kütüphanem vardı. Bu kitapların 150 civarı okunmuş ama kalan kısmı ise okumamış kitaplardan oluşuyordu. Ve ben çok sayıda kitap almaya devam ediyordum. Sahaflara gidiyordum, özel kitaplar alıyordum. Ama bu bir çılgınlık halinde birçok farklı kitap alıyordum. Bir bilinç olmadan, belli bir okuma sıram veya listem olmadan kitaplar satın alıyordum. Sonra bir şey fark ettim. Okumamış kitap sayısı o kadar artmaya başladı ki bu bende bir rahatsızlık oluşturdu ve bir gün bir karar verdim. Bütün kütüphanemi tamamını yalnızca bir kitap haricinde verdim. Sonra o bir kitap sonrasında diğer kitapları satın almaya, okumaya ve sadece kütüphanemde, arkamda gördüğünüz kütüphanede yalnızca 75 tane şu an kitap var. Bunların büyük bir çoğunluğu okumuş durumda. Bir kısmı bir kitabın birden çok çevirisi, bazıları artık basılmayan kitaplar ve bazıları da gerçekten özel, benim için çok özel kitaplar. Ama bu kütüphaneden şu an vereceğim kitaplar da var içlerinde, bir 5-6 tane kadar. Ama kalan kitaplar benim için çok özel. Kütüphanemi dağıttığımda elimde sadece bu kitabı bırakmıştım. Aznesi'nin Saç Kıran Kitabı. Bu kitap 1957'de Goy Kralı'nı Aznesi'nin yayınlatıyor. İlk romanı, ikinci romanı 59 yılında da Saç Kıran romanını yayınlatıyor. Fakat Nesin Yayın Evi bu kitabı basmıyor. Bu kitabın baskısı yok. O nedenle ben kütüphanemi dağıttığımda yalnızca bu kitabı elimde bırakmıştım. Onun dışında diğer bütün kitaplarımı vermiştim. Siz de bir defa okuyacağınız kitaplara lütfen ve lütfen insanlara hediye edin. Bu sizi bibliomanlıktan koruyacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Kitap biriktirmek güzel bir şey değildir. Kitap biriktirmek size ekstra bir şey katmayacak. Tam tersine, elinizde bulunduğunuz, daha çok okumak istediğiniz, birden çok okumak istediğiniz, ara ara bakmak istediğiniz kitaplara erişimi zorlaştıracaktır. Bu nedenle lütfen ve lütfen kitaplarınızı hediye edin.
Hediyeden kastım şu değil. Doğum gününde bir arkadaşınıza gidip kitap evinden gidip bir kitap satın almanız değildir. Tamamen kütüphanenizdeki kitapları başkalarına karşılıksız olarak vermekten bahsediyorum. Emin olun bu sizleri bir süre sonra çok mutlu edecektir. Bibliomanlıkla ilgili edebiyat dünyasında önemli bir kitap var. Arjantinli yazar Carlos Mario Dominguez'in Kağıt Evi isimli kitabı. Burada ki karakter, ana karakter öyle bir noktaya geliyor ki artık kitaplardan bir ev yapıyor, bir kulübe yapıyor ve o evin içine yaşamaya başlıyor. Kitapları bildiğimiz tuğla gibi örüp çimentoyla kaplayıp en son geldiği nokta bu evde yaşamaya başlıyor. Sonra da o ev onun sonra bitimini yol açıyor. Bibliomanlıkla ilgili en güzel önericiğim edebiyattan Kağıt Evi önerebilirim. Bunun dışında dediğim gibi lütfen kitaplarınızı insanlara hediye olarak dağıtın, verin kütüphane. Biriktirmeyin kitap, biriktirmeyin yalnızca sizin için özel olan, gerçekten sizin için kıymetli olan kitapları saklayın. Bu müthiş bir rahatlık. Kütüphanede de ferahlık, arkanızda gördüğünüz gibi kütüphanede de ferahlık sizin için bir rahatlık sağlayacaktır. Hepinize kitap dolu, bol kitap dolu günler diliyorum.